Herkese merhabalar, afiyet olsun. Ya birlik beraberlik güzel. Yani ne denilebilir? Şimdi bu gurbetin en ağırını yaşayan birisi olarak birliklerinin özlemini de en derinden yaşayan birisiyim. Hayatım hep gurbette geçti. Ama bir şeyi gözlemledim ben. Yani Türkiye genelinde bütün dernek faaliyetlerini tanıyan biri olarak illerin, ilçelerin, köylerin, derneklerini tanıyan biri olarak ya çok büyük bir eksiğimiz var. Eksiğimiz konuşuyoruz güzel ama bir türlü bir araya gelmeyi başaramıyoruz. Bir başkasının yanlışlarla gösterdiğimiz hoşgörüyü, kendi insanımızın yanlışlarına bu hoşgörüyü gösteremiyoruz. Bizim her şeyden önce hoşgörüye ihtiyacımız var. Birbirimizi doğru anlamaya ihtiyacımız var. Bunu gözlemledim ben. Yaptığımız faaliyetlerde ve aktivitelerde gördüğüm en büyük organizasyon eksikliği var. Yaz çılda festivaline katıldım. Müthiş bir organizasyon eksikliği vardı. İnsanların ihtiyacı olan şeyler gerçekten çok doğru tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmadığını gözlemledim. Kış festivaline, kristal buz festivaline katıldım bu sene. Gerçekten organizasyon noktasında hiç profesyonel organizasyonlar yapamıyoruz. Yetkililerimiz burada olduğu için bunlara vurgu yapıyorum ben. Ve dernek faaliyetleri içerisinde, ya bugün düşünün, bir Erzurum etkinliklerini izlediğinizde yöresel ve kültürel aktivitelerinde müthiş bir şey görüyorsun, organizasyon görüyorsun. Ve profesyonelce bir çalışmanın olduğunu görebiliyorsun, gözlemleyebiliyorsun. Ne yazık ki bizim Kars yöresi bu konuda gerçekten Türkiye'de en geri kalmış illerden biri. Ve en çok ayrışan illerden biri de Kars yöremizin. Yani Kars, Ardahan, Özür, Kars yöresi. Bütün yetkilerimiz burada gerçekten bu iç çatışmayı başkan da vurguladı zaten. İç çatışmadan bir kere ön yargıdan peşin hükümlerden bir kere vazgeçmemiz gerekiyor. Herkes ciddi bir iş yapacaksa buna iyi niyetle sarılması gerektiğine inanıyorum ben. Hakikaten eksiklerimiz çok. Ama burada gerçekten bir heyet mi oluşur, komisyon mu oluşur, bir birim mi oluşur, ekstra bir birim bu denetimi yapabilecek. Derneklerin de denetimini yapabilecek. Bu organizasyonlarda ortak kararlar alarak daha problem. Ya örnek vereyim, futbol ekibimiz yok ya, niye yok? Abi çok ciddi bir soru. Ben mesela şahsen şunu düşünüyorum. Bizim özellikle kış, yazla ve kışı özellikle şu Çıldırı Gölü etkinliği bizim özellikle yörenin tanıtımı için müthiş bir fırsat. Şöyle düşünün, ben kendim İsviçre'de yaşadım. 24. Şu imkan, şu bizim Çıldırı Gölü İsviçre'de olsa ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olsa ben şöyle sıralayayım size. Neler yapılır orada bakın. Buz festivali, hem de uluslararası iyi bir tanıtım, devlet, orada kaymakamlık, valiliği, yerel yönetimler desteğiyle gerçekten müthiş bir tanıtım yapıldı. Ben kendim gördüm orada, bir reklam yapıldı, arabaların merkezinde işte BMW falan vardı, Range Rover falan vardı. Ya olağanüstü bir tanıtım oldu. Ama bunu biz genişletemiyoruz ya da destekleyemiyoruz. Ya da burada bürokrasiyi ya da diyelim ki işte siyasetin üst noktalarında etkili olamıyoruz. Burada belki de seçtiğimiz milletvekillerini zorlayamıyoruz belki. Yani niye biz atıl bir il durumundayız? Yani fırsat gelmişken de gerçekten konuşmak istiyorum gördüğüm eksikleri. Yani beni bağışlayın, biraz da sabrınıza, hoşgörünüze sığınmak istiyorum. Ve orada kayak yapılır. Kayakla yürüme yapılır. Bunu bizim devletimiz biliyor ve gidiyor. Kardeşim herkes gitmiştir, yurt dışına çıkmıştır. Bu işleri nasıl yapıldığını, kış festivalleri. Ya kayak tesisimiz var ya. Konaklayabilecek senin orada tesis kurmuyorsun. Sen koca bir masraf yapmışsın. Trilyonları dökmüşsün ve tanıtım yapamıyorsun. Yeterli. Pazarlayamıyorsun, sunamıyorsun, satamıyorsun. Ya da oraya giden insanlar orada gerçekten konaklayabileceği bir tesis yok. Niye yaptın o zaman? Trilyonları niye döktük biz o zaman? Ben kendim buradan arkadaşlarımı götürdüm. Göremeyi de köyümü gelsin.
karşı tarafından, yani gerçekten hayran kaldılar. Yani böyle bir kültür birikimi olan başka bir il yok. Ne yazık ki sahip çıkamıyoruz. Kış festivalinde aynı zamanda kızak yarışları yapılır. Onu daha profesyonel de yapabiliriz. Yani o etkinliği çok daha geniş düşünebiliriz yani. Dolayısıyla ben bu konuda dernek yönetimine, federasyon başkanımıza bu anlamda ciddi bir çalışma. Ya da şöyle de bir şey de ben düşündüm. Ya bunu bir şirkete verin bu organizasyonları. İnsanlar mutlu olmuyor. Ben mesela uçakta gelirken de şikayetleri duyuyorum. Yani her şey çok güzeldi, karşı çok güzeldi. Ama o etkinlikteki organizasyon sıfırdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.